Hemen şelaleye yaklaştığımızda şu daralmadan sonra virajı aldıktan sonra iki tane çam ağacı göreceksiniz. Zaten büyük ihtimal açıklamalarda da paylaşabilirsek rota bilgisi vereceğiz 1 kiloktan. Bir sıkıntı çıkmazsa rotayı da çizmiş olacağız. Yani bunu da rotaya ekleyeceğiz büyük ihtimal. Şöyle bakalım. Aynen, rotamız devam ediyor. Şurada hafif bir toprak kayması göreceksiniz. Girmeniz gereken yer burası. Zaten beraber de çıkacağız şimdi. Daralmayı geçtiniz. Şelaleye yaklaştınız. İki çam ağacı, bir kavak göreceksiniz. Hemen onun yanında. Yavaştan başlayalım. Arkadaşlar, bu üçüncü bölümümüzü de bonus olarak yayınladık. Burada hani geldiniz, bir şekilde aşağı inemediniz. Ya işte bord sistemleri belki çürümüş olabilir, güvenemediniz, halatınızı unuttunuz ya da burayı tercih etmek istediniz. Dolaşıp yani o da olabilir. Yani çıkış yolunu göstereceğiz. İnşallah güzel bir video olmuştur. Birkaç sıkıntı olmuş çekimde, şapka falan gelmiş ister istemez. Tam açıya bakamadığımız için, biraz da tehlikeli bir yer olduğu için fazla kamerayla ilgilenemedim açıkçası. Ya ne olur, burada geldiniz işte, belki buradan çıkmak istemezsiniz. Bir şelaleleri falan denersiniz. Son olarak burayı deneyebilirsiniz. Ama burasını çıkmak isteyen arkadaşlar kesinlikle yanında bir tane yedek ayakkabı getirsin. Islak ayakkabıyla biraz zor oluyor. İşte şu an çıktığımız yerler biraz misal çapraz. Çapraz olduğundan kayma tehlikesi fazla. Ondan hani biraz daha tehlikeyi azaltmak için ayakkabılarınızı değiştirmeniz çok çok yararlı olacaktır. Sesini kısalım. Çok çok yararlı olacaktır ayakkabıları değiştirmeniz. Ama dediğim gibi geldiniz, aşağı inemediniz. Burayı kullanabilirsiniz. Ama yanınızdaki insanları iyi tartıp yani bu yolu seçin. İlk başta şelaleleri de çıkmaya çalışabilirsiniz. Yani bu sizin kararınıza kalmış. Benim şelaleler beni daha çok yoracağını düşündüğüm için, daha zaman kaybolacağını düşündüğüm için ben bu yolu seçtim. Yani deneyimledik. Deneyimlerimden de en akılda kalanı ya kesinlikle kuru bir ayakkabı olması gerekiyor. Çünkü çok fazla yoruyor. Bu buraya benim ikinci çıkışım. İlk seferde video çekmemiştim. Ki böyle bir şey yoktu. Hani spontane gelişti. Islak ayakkabıyla çıktım. Onun biraz sıkıntısını çektim açıkçası. Ama şu anda ayakkabıları değiştirip çıkıyorum ve daha bayağı yani arasında fark vardı rahatlık olarak. Taşlara çok çok dikkat edin. Çektiğiniz, tuttuğunuz taşlara ister istemez çıkabiliyor. Bu hafta başımıza geldi hatta yürüyüşte. Yani tuttuğum taş direkt yerinden çıktı. Diğer videolarda büyük ihtimal koyarım. Yani ayakkabıları ıslatmayalım derken yine dereye düştük. Gerçi uykusuzluk da vardı ama gibi. Hani taşları tartın ya önce tutmadan hani tuttuktan sonra bir çekin bakalım kendiniz hani geliyor mu, gelmiyor mu? Durumu ne? Çünkü ya birazdan da belki görürsünüz yani ister istemez aşağıya baktığım zamanlar oldu. Ya uçurum yani direkt altınız. Şu şekilde yani az çok anlıyorsunuz. Hadi yine bir yerde tutunup kalabilirsiniz illaki ama ya gerek yok yani. Sakatlanmaya, şey yapmaya, tedbirli olmak her zaman iyidir. Ya Allah'tan hani doğa yapısı da biraz tırmanmaya el veriyor. Yani şöyle baktığınızda zaten anlıyorsunuzdur az çok. Tırmanmaya el verdiğinden yani çıkışı sağladı. Yoksa şelalelere de deneyecektik. O da olmazsa artık
Akotu falan jandarmaya arayacaktık büyük ihtimal. Yani bu videoyla da Acıpayam Kanyonu bitiyor. Bunu da bonus olarak açacağız. Artık bakalım diğer videomuz hangi kanyon olur ya da hangi yürüyüş rotası olur. Bakacağız. Yani Likya projesine de başladık ama bir yıllık sürecek galiba. Yani kademe kademe gidiyoruz. Bir hafta gidiyoruz. 2 gün duruyoruz. Yani 2 gün yürüyoruz, geliyoruz. 2-3 hafta sonra bir daha gidiyoruz. 2 parkur, 3 parkur olarak gidiyoruz. E o da 40 parkura yakın galiba. Bitirdiğimizde onu da seri olarak atacağız, bakalım nasıl olacak. Vallahi en tehlikeli yerlerden bir tanesi benim gözümde burasıydı. Yani şimdi dar, çok fazla daralıyor. Altınız yine uçurum. Ve toprak fazla şey vermiyor, güven vermiyor açıkçası. Çakıl çok fazla. Şimdi zaten fark edeceksiniz daralmayı da. Olabildiğince hani duvara yakın, duvar diyeyim artık yani, sete yakın gitmeye çalışın. Ve sağınıza bakmayın ya. Hani bakmamaya çalışın. Daha çok gözünüz yerde olsun. Bastığınız yere odaklanın. Burada fazla şey gözükmemiş ama gittiğinizde fark edeceksiniz yani. Şu küçük bir daralma var. Ve mıcır yani. Çıkınca da az çok burada yapı belli olur. Taşların parçalanmasıyla oluşmuş. Ve yürümekte insan güçlük çekiyor yani, açıkçası çekiyor. Ama parkurda benim keyif aldığım yerlerden bir tanesi oldu burası. Gerçi ilk gün geldiğimizde, mecburiyetten çıktığımızda bilinçsiz olarak insanları bayağı aşağıda bekletmiştik. Onlar da haklarını helal etsin, artık bir şey diyemiyorum. Çünkü çok istemsiz oldu. Yani hatta bizim kafamızda onlardan daha önce kanyona varız diye düşünüyorduk. Ama ister istemez her zaman programınız uymuyor yani. İşte benim bir 15-20 metrelik bir şeylerle geldi, bizi kilitledi yani. Bir daha buradan çıkıp tekrardan geldiğimiz yolu yürümek zorunda kaldık. Ondan ya, önden bilgilenmek güzel bir şey ya. Güzel yani. Çakıllarımızdan geçelim de. Şarjım az diye tam gitmedim ama tam gideceğiniz yeri gösterdim. Hatta bir fotoğraf alıp onun tasarımını yapıp oklarla da hiza verip sonra koyacağım. Tamamen görüyorsun zaten, çok az bir şey kalıyor. Orada videoyu kesiyorum. Hem şarj nedeniyle hem aşağıda ekip olduğu için yani inmem gerekiyordu. Fazla zaman kaybetmemek için. Şarj olsaydı inişi de çekseydim güzel olacaktı. İniş biraz daha eğlenceli. İniş korkuttu yani, gerçekten korkuttu. Yavaştan geldik. Hemen karşınızda büyük bir çam ağacı var. Hatta elimle göstereceğim. En sonunda çizimde koyacağım. Oradan dümdüz yukarı çıktığınızda direkt kanala çıkıyorsunuz. Yani bundan sonrasında bir şey yok. Daha çok hani kıyıdan gitmeye çalışın. Kıyı dedim yani, set tarafından, dağ tarafından, uçtan gidin. O çam ağacından yukarı dümdüz çıktığınızda direkt kanala geçiyorsunuz. Çizimi de bırakayım. Duayla kalın. Hep mutlu olun. Kendinize iyi bakın.